Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Kusura bakmayın, bu aralar pek video çekemiyorum. İşler biraz yoğun, ben de rahatsızdım. Havalar da kötüydü zaten. Doğru düzgün kuşları da uçuramıyorum. Biraz dedim böyle ara vereyim. Yavruları da uçuruyorum ama ara ara, yani 3 gün en fazla, bir haftada 3 gün anca uçurabiliyorum. O kadardan da işte pek bir şey olmuyor ama bir tane yavru üzerde kaybettim zaten. Bir tanesi de oyuna başladı ama o da son üçünde. Bakalım, uçurmaya başladım. Onu da daha bugün teki aldım ilk kez. Dedim şöyle kümesin içerisinden bir yayın yapayım. Hem dostlarla sohbet edelim. Hem de bana bir soru gelmişti. Onu size yöneltmek istiyorum. Biliyorsunuz ben bu kanalı kurmamdaki amaçlardan biri de sizin gelişiminize katkı sunmak. Öğrendiklerinizi geliştirmek veya sonradan başlayan kuşçu abilerimize, kardeşlerimize bir faydamız olmasını sağlamak. Şimdi 1000 üzerinde takipçimiz oldu. Kendini 2 yılda çok geliştiren kardeşlerimiz oldu. Öğrenememiş gibi yapanlar var. Ben zaten her şeyi biliyorum diyenler var. Var oğlu var. Ama hepimizin ortak noktası burada. Birleşiyoruz. Bir kuşçuluk adı altında birleşiyoruz. Tabii de insanlara bir faydamız var ki en azından. Bizi takip ediyorlar, seviyorlar. Şimdi bazı konulara değinmek istiyorum. Bir de bana gelen soruyu size yönelteceğim. Siz de kendinizi test etmiş olacaksınız. Yani ne kadar geliştirmişiz, ne kadar biliyoruz. Hani her şeyi biz biliyoruz abi, videoların hepsini izliyoruz diyen çok arkadaşımız var, çok kardeşimiz var ama neyi ne kadar geliştiriyoruz, ne yapıyoruz bir görmek de istiyorum. O yüzden bu soruda, bu videoda bana gelen soruyu ben size soracağım. Bir sonraki videoda da ben bu sorunun cevabını ben kendim vereceğim. Ona göre de duruma bakacağız. Kimler bakalım ne kadar biliyor, ne kadar kendini geliştiriyor. En azından kendinizi görmüş olursunuz. Burada amaç hani birilerini yargılamak falan değil ya, kendimizi ön plana çıkarmak değil. Kendi gelişimimizi test etmek, yani gerçekte yüzleşmek. Çünkü bazı şeyleri böyle çok basite indirgiyoruz. Hani ben yaptım oldu falan, işte bir şeye ihtiyacım yok, her şeyi biliyorum falan havasına oluyor. Veya videolarda mesela benim çok önemli anlattığım konular var. Onları böyle ara ara atlaya atlaya izliyorlar. Bir şey öğrenemiyorlar. Hani ben izledim diyorlar sonra. Ama öyle değil tabii ki. Şimdi onlara değinmek istiyorum. Mesela bir tane örnek vereyim. Mesela bir kardeşimiz diyor ki abi diyor ben işte kuşlarım hastalandı diyor mesela. Diyorum tamam, şu ilacı kullan. Kullandım abi diyor, faydasını görmedim. Şimdi ben mesela bir tane ilaç önerdim değil mi bu zamana kadar size? Benim kümesimde de kullandığım bir tane ilaç kullandım. Faydasını da gördüğüm için zaten yüzlerce çeşit ilaç var. Ben size bir şey öneriyorsam demek ki bu doğrudur yani. Hani faydasını görmüşümdür. Yoksa ben size niye önereyim? Zaten ortaklığım yok, bir şeyim yok. Şimdi diyorum ki şu ilacı kullandım. Kullandım abi, faydasını gör. Kaç gün kullandım? Bir gün kullandım. Ya bir gün kullanmak da olmaz. Orada yazıyor. 3 gün kullanacaksın. İşte salmonella ise en az 5 ile 7 gün arasında kullanacaksın. İşte temiz su koyacaksın. Anladın mı? Hani adam yok, klorlu su, çeşme suyu koyuyor. Ya klorlu su ilacın gücünü azaltıyor. Çünkü klor ne? İşte etkisini azaltmak. Zaten mikropları kırmak için kullanılan bir şey. O bizim verdiğimiz ilaçlı su da, o da ilaçlı bir şey zaten yani. Mikrop aslında, verdiğimiz kuşlara bir mikrop. Yararlı bir mikrop veriyoruz bu sefer ama kuşlara. Sen klorlu su verirsen o ilacın etkisini azaltıyorsun. Yani bizim söylediklerimiz, böyle ufak küçük detaylar var. Bunları atlıyorlar. Atlarsanız hiçbir şey olmaz. Bakın açık konuşuyorum. Atlarsanız hiçbir şey olmaz. Verdiğimiz her detay önemli. 3 gün diyorsak 3 gün. Orada kutunun üzerinde yazıyor zaten. Ben de profesör değilim. Orada 7 gün diyorsa 7 gün için kullanacaksın. Çünkü o bakterinin ölme süresi var. Sen onun tam 3 gün kullanırsan, adam yazmış oraya 5 ile 7 gün. Salmonella bakteriyel sorunlar için 5 ile 7 gün. Niye 5 ile 7 gün? Bu tamamen 5. günde kendini öldürüyor bakteri. Sen şimdi 3. 4. günde ilacı kestiğin zaman o bakteri yararlı bakteriye karşı bağışıklık kazanıyor, güç kazanıyor. Bu sefer sonradan ilaç verdiğinde ilaç da fayda etmiyor. Çünkü o mikrop ona karşı artık duyarlı oluyor.
Onun dışında şöyle de bir garip durumlar olabiliyor. Mesela ben diyorum ki şu marka, şu markayı kullanacaksın. Bak şunu kullanacaksın söylüyorum. Adam gidiyor diyor ki ben kullandım abi faydasını görmedim. Ya emin misin diyorum ben yıllardır kullanıyorum faydasını gördüm. Yok abi kullandım faydasını görmedim diyor. Sonra diyorum ki hangi ilacı kullandın? Bunu kullandım abi dediğin gibi diyor. İşte atıyorum 4'ün 1 mix. Ya ben 4'ün 1 mix diyorum ama farklı bir markanın ismini özellikle söylüyorum. Diyorum ki bu markayı kullan. O gitmiş başka bir markayı kullanmış. Ya ben başka markayı demedim ki sana. O markayı dedim. O markayı kullanmalısın. Yoksa ben hani başka marka değil. O isim altında bir sürü marka var. Ben onlardan zaten fayda görmediğim için zaten size önermiyorum. Tek bir marka diyorum ki şu markayı kullanın. Faydasını görün. Yani o küçük detaylar önemli. Şimdi sorumuza gelecek olursak. Şimdi Kuşçu kardeşim bana şöyle bir soru yöneltmiş. Ben bu sorunun cevabını bir sonraki videoda paylaşacağım. Kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama burada sizin de düşüncelerinizi görmek istiyorum. Takipçilerimin düşüncelerini, Kuşçu arkadaşlarımızın, abilerimizin düşüncelerini görmek istiyorum. Kim ne kadar ne durumda bir anlamak istiyorum işin gerçeği. Kendini geliştiremiyor musunuz? Bir de yüzleşin kendinizle. Öyle hani ben her şeyi öğrendim, ben biliyorum falan o havalarda olmasın kimse. Şimdi soru şu. Diyor ki ben diyor bir abimizden diyor bir çift kuş aldım diyor. Bir kardeşimiz, takipçimiz bu şekilde soru yönetmiş. Bir abisinden bildiği güzel kuş almış bir çift. Bu bir çift kuştan dişi olan çok iyi oynamış. Dişi olan çok iyi oynamış. Ondan sonra ama atmaca almış kuşu. Onlardan da bir çift yavru yumurta kaçırmış. O yumurtalardan da işte şey çıkmış. Bir tane erkek çıkmış. Bir tane de dişi çıkmış. Dişi diyor fena değil abi diyor. Şimdi diyor ama diyor erkek diyor sadece kanat sesi var diyor. Erkek yavrunun diyor sadece kanat sesi var diyor. Hiçbir şeyi yok diyor. Şimdi diyor ben diyor ne yapmalıyım diyor. Yani soyu devam ettirmek için ne yapmalıyım diyor. Yani babaya eşlersem ne olur diyor. Yani devam ettirmiş olur muyum? Olmaz mıyım? Bunun bana ne gibi artısı olur? Ama diyor mesela erkek yavru diyor hiçbir şey yapmadı diyor. Erkek yavruya baktım diyor sadece kanat sesi var hiçbir şey yapmıyor diyor. Dişisi fena değil diyor. Ama mesela anneleri atmacaya verdiği anneleri güzel oynuyormuş. Şimdi elimizde ne var? Bir tane baba var. Bir çift yavru var. Dişi ve erkek yavru var. Dişi yavru iyi oynuyor. İyi oynuyor derken hani erkeğe göre iyi oynuyor. Erkeğin de sadece kanat sesi var. Şimdi soru şu diyor ki ben diyor bu durumda diyor dişi yavruyu babaya eşlemeli miyim soyun devamı için ne yapmalıyım? Veya kendi aralarında mı devam edeyim? Hani bu da bir soru olabilir. Yaptım diyelim ki babayla eşledim. Nasıl sonuçlar alırım? Doğru yolda mıyım? Yani doğru bir tercih mi yapıyorum burada? Şimdi ben bu soruyu size soruyorum. Bana detaylı olarak bu durumu yorumlayın. Bu arkadaşın şu şekilde yapması gerekiyor. Şu nedenden dolayı şöyle 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 oldu. Bunları güzelce anlatın yorumda. Ben de bir bakacağım. Hepsini yorumların hepsini okuyacağım. Kimseye cevap vermeyeceğim. Sadece beğeni yapacağım. Görmek istiyorum yani. Kendiniz de test etmiş olsunuz. Hem diğer arkadaşlarımıza da faydalı olur bu anlamda. Hem kuşçuluğun gelişmesi açısından hem bu arkadaşlar diğer arkadaşlar yorumları okuyacaklar. Kendilerini geliştirmiş olacaklar. Kendileri böyle bir durumda oldukları zaman nasıl bir karar verecekler? En azından bunu test etmiş olacaklar. Soruyu tekrarlayayım mı? Bir çift yavru var. Yavrunun erkeği sadece kanat sesi varmış. Dişisi fena değil oynuyor. Soydan da sadece babaları var. Babaları da hiç oynamamış. Öyle düşünelim. Burada nasıl bir yol izlemesi gerekiyor bu arkadaşımızın? Bu olay bize ne anlatıyor? Öyle söyleyeyim. Bu olay bize ne anlatıyor? Ve bu arkadaş nasıl bir yol izlemeli? Soyun devamı için, geliştirmek için veya devam ettirmek için. Yorumlarınızı bekliyorum.
sorumuz bu. Ben de bu sorunun cevabını bir sonraki videoda kendim özel sadece bu konu üzerinden video yapacağım. Onun dışında şöyle kuşları da gösterelim. Şimdi mevsim geçişi arkadaşlar, biraz kırgınlıklar olabiliyor. Urgun'un yavruları vallahi canavar gibi, bunları bile çıkarıp uçuracağım daha da nasıl fırsatım olacak. Bunlar ürkek büyüdüler, şu dişi fena ürkek. Yani zıpkın gibi kuşlar gerçekten. Çok harika kuşlar çıkardım. Burada da yavrularım var. Perdeliler, maviler. Bunları da uçuracağım inşallah. Şu ikisinden çok ümitliyim. Bu ikisi ve şu mavi olanlardan çok ümitliyim yani. Montana'nın yavruları da çıktı. Montana'yı da uçuracağım da şu yavruları büyütmesini bekliyorum. Kanatlarını dizdi Montana'da. Montana nerede görelim? Montana Bey. Montana burada. 10 tane burada. 10 tane bey burada. 10 taneyi uçuracağız. Kanatlarını dizdi. Yavruları da böyle. Bir tane çok güzel renkli çikolata vermiş. Bir tane de dumanlı verdi yavrusu. Şöyle koyalım. Maşallah. Çok tatlı bir rengi var. Şöyle çikolatanı yukarıya koyayım. Görsün şöyle rengini. Koyu bir çikolata rengi. Çok tatlı bir rengi var. Maşallah. Kuşlarımız da böyle. Arap perdelinin beyaz perdeliyle olan yavruları çıktı. Bunlar da büyüyorlar. Bunları da merakla bekliyorum. Güzel kuşlarımız var. Bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlara sorunun cevabını bekliyorum. Tüm herkesten bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.